طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. بزلر سؤال وجواب في أهم المهمات كتاب دايس. الشيخ رحمه الله تعالى 8. soruyu bize soruyor. Ve o 8. soru ki bizim 12. dersimiz olmuş oluyor. Şeyh Rahimallahu Teala diyor ki ma hukmu el fasik el milli. Tayyip, Şeyh Rahimallahu Teala bu 8. soruda diyor ki fasık olan, o fasık olan kişi ki İslam milletinden olan kişinin hükmü nedir? Tayyip, fasığın o fasık ki İslam milletinden olan fasığın, İslam'ın içerisinde olan fasığın hükmü nedir? Kafir midir? Yoksa tam Müslüman mıdır, tam imanlı mıdır konusuna değinmek istiyor, soruyor işte şeyh. Ki bu konuda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesini bize anlatmak için. Birinci ek sözü olarak barakallahu fikum cevabı almadan önce birinci ek sözü olarak bu konu İslam ümmetinin arasındaki ilk başlarda ihtilaf ettiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat'le ve haricilerin ve mu'tezillerin ve murcilerin bu konuda ilk başta ihtilaf ettiği konulardan birisidir diyoruz. Sizin bildiğiniz kadarıyla büyük günah işlemiş küfür değil veyahut da şirk değil ama büyük günah işlemiş kişileri tekfirciler, hariciler ne yapıyorlar? İslam'dan çıkartıyorlar. Evet, ve onları cehennemde ilel ebed yandıklarını ve azaplanacaklarını söylüyorlar. Ama öte yandan baktığımız zaman murci fırkaları diyorlar ki büyük günahları işlemiş kişiler küfür olmaksızın veya hatta şirk olmaksızın büyük günahları yüklenmiş işlemiş kişiler nedir? Barakallahu fikum. Evet, tam imanlı kişilerdir diye sıfatlandırıyorlar. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani sahabilerin, yani bizim şeriatımızın bu konudaki hükmü şu: bu kişi, büyük günah işleyen kişi mümindir. Bu bir. İkincisi, o tövbe etmediği sürece onun imanı eksik olan mümindir. Onun imanı eksik, tam olmayan bir mümindir. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de o kişi Allah'ın meşiyetinin, yani arzusunun ve isteğinin altındadır. O kişi büyük günahtan tövbe etmeyerek öldüyse ya Allah'ın isteğiyle direktman cennete girebilir ya da cehenneme girse bile, hiç şüphesiz ki cehenneme girse bile ne olmaz? Barakallahu fikum. Evet, orada
ilel ebed kalmaz. İşte bu barakallahu fikum nedir? Ehli sünnet vel cemaatin akidesidir diyoruz. Şeyh cevap olarak şu şekilde bizlere cevap veriyor. El cevap yani milletten olan, İslam milletinden olan fasığın hükmü nedir konusunda? Şeyh Rahimullahu Teala şu şekilde cevap veriyor. Tayyip yani men kâne mu'minen muvahhiden kim ki tevhid ehlindense imanlıysa o musirrun alel maasi o kişi ki günahlara devam ediyorsa fehuve mu'minun bima ma'ahu minel iman. Yani o kişi ki hiç şüphesiz ki onun yanındaki imanına göre, imanın seviyesine göre, o şekile göre, o dozaja göre mümindir. Tayyip fasikun bima tereke minel vacibatil iman. Ve aynı şekilde o kişi imanın vaciplerini yani Allah'ın emirlerini yapmamışsa tayyip ve aynı şekilde Allah'ın haramlarına düşmüşse konusunu bizler ilave ediyoruz. O da nedir? Fasıktır. İmanı nakısul iman, imanı eksik olan kişidir. Diyor Şeyh Rahimullahu Teala. Şurada bir ikinci ek sözü yapıyoruz. Arkadaşlar, bizler A'lâm-ı Sünnetil Menşûrah kitabında geçtiği kadarıyla o kitap ki çok güzel, çok delilli olan bir kitaptı. O kitabı tekrarlamanızı nasihat ediyoruz. Tekrar tekrar o kitabın derslerini dinlemenizi nasihat ediyoruz. Şeyh Rahimullahu Teala taban bu konuya Şeyh Hafız İbn Hakemi Hafız Hafız İbni İbni Ahmet İbni Ali Hakemi o kitapta nedir? Fıskın iki konusu olduğunu, iki bölümü olduğunu söylemişti delillerle birlikte. Yani birinci fısk ki neydi? Büyük oran fısktı ki o büyük oran fısk neydi onun manası? Büyük küfürdü. O laf fısk lafdı. Büyük küfür ve şirk manasına gelebiliyor. Ve küfür ve şirk manasına gelince de ne olmuş oluyor? Büyük fısk terimini almış oluyor. Ve büyük büyük fısk terimini almışsa da İslam'dan çıkmış manasını almış oluyor. Bunun delili neydi? Yani bu fıskın küfür ve şirk manasına geldiği delil neydi? Allah Teala diyor ki: "Ve men kefere ba'de zalike fa ulaike humul fasikun." Allah Teala diyor ki: "İnnel munafikine humul fasikun." Allah Teala diyor ki: "İlla iblis kana minel cin fefasaku an emri rabbi." Evet. İşte bu ayetlerde ne fısık lafzının büyük şirk ve büyük küfür olduğunu, İslam milletinden çıktığını söylüyor. Söylüyorlar alimler. İkincisi olarak da ikinci kısım, fıskın ikinci kısmı küçük fısk ki yani büyük günah manasına gelmiş olarak geliyor. Ona da küçük fısk deniliyor. Yani bunun bu ne gibi? Mesela Allah Teala diyor ki وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yani kadınları, beri olan kadınları zinacı diyen erkekler nedir? Fasıklardır. Bu olay hiç şüphesiz ki küfür mü şirk mi? Hayır. Ama büyük günah. Ve Resulullah aynı şekilde diyor ki, bu Allah Azze ve Celle'nin sözü. Ve Resulullah aynı şekilde diyor ki Sibabul müslim fusuk. Yani Müslüme sövmek, küfür etmek, sövmek, eksiltmek, aşağılamak nedir? Fısıklıktır. Bu da küçük fısık. Barakallahu fikum. Onun için fısık, fısık, fısıklık lafzı,
fısıklık lafzı şeriatta iki kısım ayrılıyor. Fısıklık terimi şeriatta iki manaya geliyor kitap ve sünnette. Küfür ve şirk manasına geliyor. O zaman büyük fısıklık olmuş oluyor. Ve ikincisi ne? Barakallahu fikum. İkincisi ne? Evet, küçük fısık manasına, yani büyük günah manasına gelmiş oluyor. Ama o zaman ne olmuş oluyor barakallahu fikum? Evet, onun manası küçük fısk olmuş oluyor. Barakallahu fikum. Ve şeyhin burada hangi kısmı istediğini sizler biliyorsunuz. Şeyh rahmetullahi teala ikinci kısmı istiyor. Sonra diyor ki şeyh mustahakkun lil va'di bi imani. Yani o imanlı olduğundan dolayı o Allah'ın vaat ettiği cennete nedir? Hak etme imkanı vardır. Ve lil va'idi bi ma'asihi. Ve aynı şekilde Allah'ın söylediği, tehdit ettiği, barakallahu fikum, cehennemden kaçının dediği de hak edebilir. Çünkü o ne? Büyük günahlar işlemiştir diyoruz. Evet arkadaşlar. Büyük günahların manası ne demek? Üçüncü ek sözü. Üçüncü ek sözü. Büyük günah demek ne demek? Büyük günahı nasıl bilebiliriz? Büyük günahı nasıl tanımlandırabiliriz? Yani şirk ve küfür olmayan büyük günahlar. Bu konuda hiç şüphesiz ki Şeyh İslam Teymiye'nin ve Kurtubi'nin, ondan önce Kurtubi'nin ve Şeyh İslam Teymiye'nin şu şekilde bir tanımından tanımlandırma imkanımız olabilir. Büyük günahın ne demek olduğunu. Barakallahu fikum. Evet. Büyük günah şu şekilde tanımlandırılabilir. Kullu zembin irtekebehul insan fid dünya kullu zembin irtekebehul insan ve kâne fî haddun fid dünya av fil âhireh kâne fî hadd ey uqubah fid dünya av fil âhireh. Yani bütün günahlar ki o insan o günahları işledikten sonra o günahtan o günah üzerine ukubet, özel olan bir ukubet Allah tarafından veya dünyada veyahut da ahirete gelmiştir konusunu açıklayabiliriz. Yani kullu zenbin irtekebe'ul insan ve kâne fî haddun خاص عقوبة خاص في الدنيا أو في الآخرة أو في الآخرة dünyada olması olmayabilir, ahirette olabilir. Yani bütün günahlar ki o insan o günahı işledikten sonra ya dünyada ona bir ukubet olabiliyor, hırsızlık, hırsızlığın ukubetine el kesme, ya da zinacılık, ukubet var dünyada ona şeriat tarafından barakallahu fikum, ya da adam öldürme. Ukubet var ona dünyada. Tayyip, o ukubeti belki dünyada olmayabilir, ahirette olabilir. Ne gibi mesela? Gıybet gibi. Ev fil ahireh. Tayyip, gıybet gibi. Gıybet konusunun ukubeti ahirette var. Gıybet konusunun veyahut da ne diyelim? Sılat-ı rahimi kesme konusu. Tayyip, sılat-ı rahimi kesme konusu. Dayıp anneye babaya kötülük yapma konusu. Onun nedir? Ukubeti dünyada olmasa bile, ve olur onun ukubeti dünyada, ama ahirette var. Dayıp, ama ahirette var. Gıybet konusunun dünyada ukubeti olmasa bile ama ahirette şeriatta geldi. İşte bu şekilde büyük günahlar tanımlandırılabiliyor diyoruz. Sonra şeyh diyor ki وَمَا ذَلِكَ وَمَا ذَلِكَ bununla birlikte لَا يُخَلَّتْ فِي النَّارِ. Yani bu kişi ki büyük günahları işlemiş olan kişi evet bununla birlikte o günahları işletse bile ateşte, cehennemde ilel ebed oturmaz. فَالْاِيمَانِ الْمُطْلَقِ الدَّامِ يَمْنَعْ مِنْ دُخُلِ النَّارِ.
Yani gerçek olan iman, kamil olan iman, üstün olan iman, hiç şüphesiz ki insanı ne yapıyor? Ateşe girmekten engelliyor. Var imanun nakıs yemne, hiç şüphesiz ki eksik olan iman, barakallahu fikum, ne yapıyor? Niye engelliyor? O ateşte kalmayı, devamlı olarak kalmayı engelliyor. Yani Şeyh Rahimullahu Teala şuna demek istiyor, barakallahu fikum, müminlerin ateşe karşı girme ve girmeme veyahut da girme konusu şu şekilde kısımlandırılabilir. Tayyip. Yani müminlere ateş şu şekilde başlık verebiliriz. Dördüncü eksüz olarak şu şekilde başlık verebiliriz. Barakallahu fikum. Müminlere cehennem haram olur. Haram olması, müminlerin cehenneme haram olması iki kısımdır. Birinci kısım, barakallahu fikum, girmesine, müminlerin cehenneme girmesi, tam cehenneme girmesi haramdır. O da kamil olan, üstün imanlı olan müminler için cehennem haramdır konusu. Onlar hiçbir şekilde cehenneme girmezler. İkinci kısım, evet, barakallahu fikum, nedir? İlel ebed oturması haramdır. İlel ebed oturması haramdır diyoruz. O da nedir? Barakallahu fikum, muvahhid ehli ise ama günahları varsa, o günahlardan tövbe etmemişse cehenneme girebilir ve girmeyebilir de. Ama girerse orada ilel ebed kalmaz. Barakallahu fikum. İşte bu da ne? Tahrimul hulud. Yani ilel ebed kalmaya haramlandırılmıştır mümin orada. O zaman iki kısım şu. Tahrim edduhul, birinci kısım. Yani giremez. Girmeye haramlandırılmıştır. İkinci kısım nedir? İlel ebed oturmaya girse bile ilel ebed devamlı olarak orada kalmaya haramlandırılmıştır diye bir taksim yaptık. Ve subhanallahi ve bihamdihi eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruhu ve etûbü ileyh.